İstanbul Başakşehir'deki Olimpiyat Stadı otobüs durağı fidanlık alanında yapılan kaza çalışmasında ele geçirilen 6 kilo 622 gram ağırlığındaki patlayıcıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişiden ikisi adliyeye sevk edildi. Zanların daha önce de terör örgütü üyesi olma suçundan cezaevinde kaldıkları ortaya çıktı. Dehşetli bir patlayıcı, evet. Önemli bir patlayıcı. Evet. 5 kiloluk plastik patlayıcı. Evet. Yani şimdi yakaladıkların hepsini daha önemli. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın dehşet verici demişti. Gerçekten de öyleydi. Patlatıldığı anda çok kan dökecek, can alacaktı. Ama olmadı. Eylem sadece planda kaldı. Başakşehir'deki açlık alanda geçtiğimiz gün kazılar yapılmıştı. Teknik takibe takılan zanlıların konuşması eylemi düşünce bazında bıraktı. Patlayıcıları almaya giderken gözaltına alındılar. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. O operasyonlarda 6 kişi daha gözaltına alındı, sorgulandı. Verdikleri bilgi ise polisi harekete geçirdi. Olimpiyat stadı yakınlarında yapılan kazılarda toplam 6 kilo 900 patlayıcı bulundu. Sonra da basın mensuplarına gösterildi. Patlayıcılar arasında yer alan 2 kilo C4 ile hazırlanan 700 demir bilye ile kuvvetlendirilmiş, yönlendirmiş antipersonel mayın dikkat çekiyordu. Bu patlayıcının insanların kalabalık olduğu yerlerde patlatılmasının planlandığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden patlayıcılarla ilgili açıklama da yapıldı. Sorgulanan zanlıların hepsinin bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan kaydı olduğu cezaevinde yattığı belirtildi. Zanlıların Kandil'de eğitim gördükleri de ortaya çıktı. Şüphelilerin 19 Temmuz günü İstanbul'da buluştukları öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Biri İran uyruklu 4 kişinin sorgusuysa sürüyor. Maltepe Gülsuyu'nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü